arifin alameti en yanzura ile dünya bi aynil itibar. Şu aleme bakarken, bu aleme bakarken ibret gözüyle bakar, geçecektir. Bu dünyada onun içindekiler de bitecektir. Şu anda ben yaşıyorum ama ahirete göçenler de benim gibi yaşıyordu, benim gibi düşünüyordu. Onların da hayalleri, onların da arzuları, istekleri vardı, evleri de vardı, işleri de vardı, güçleri de vardı. Ama Allah'ımızın koymuş olduğu bir sınır var. Ecellerini, vakitlerini tamamladılar. Cenab-ı Hakk'a dünyada ne yapmışlarsa onu huzurunda bulacaklar. Bu gözle bakmak, aynı hal benim de başıma gelecek demek. Ve ilel ahireh bi aynil intizar. Ölümü de aynen Hatem-i Esam rahmetullahi aleyh üstazımızın buyurduğu gibi iki diyor kaşım arasına alırım ölümü. Ve ölüm Azrail de aynen tepemde gibi her an beni gözetlediğini düşünürüm. Budur. Marifetin Allah'ımızı Celle Celalü tanımanın işaretleri, görüntüsü buymuş. Dünyaya geçici, bura bizim iş yerimiz, ahireti buradan kazanacağız diyor. Ve ahirete de bakışı her an gelir düşüncesiyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar, kıldığınız namazı son namaz gibi kılın. Sadece bunu biz namaz olarak ele almayacağız. Her türlü davranışımızda olacak bu. Nebi-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıldığınız namazı sanki son eda edeceğiniz namaz gibi düşünün buyuruyorlar. Oraya hazır. Çok güzel bir sohbet dinlemiştim bu Tombaklı Ahmet Efendi'den. Çok güzel bir banttan dinledim. Ama canını vererek konuşuyor. Bütün gönlüyle konuşuyor, besbelli. Diyor ki, kefeninizi alın, dolabınıza koyun diyor. Dolabınıza koyun, her zaman ölümü hazır bilin, ona hazırlanın.